Merhabalar efendim. Bugün Gri Tilki Sarışın Bomba. Yani Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın'ı konuşacağım. Yılmaz Erdoğan 2 yıl birlikte olduğu Cansu Taşkın ilişkisini neden yalanlar? İlişkiler umurumda değil. Tabii ki Yılmaz Erdoğan eğer memleketinde manav olsaydı şu fiziğiyle veya şu bilgisiyle hiç fark etmez. Cansu Taşkın gibi bir kadınla olamazdı. Bu net. Dünya düzeni bu. Zengin ve ünlü erkek, genç ve sarışın, orta yaşlı da olsa, kendisi yaşlansa da bulabiliyor. Öyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Peki buldun. Peki çok da zevk aldın. Fotoğraflar, görüntüler ortaya çıktı. Neden inkar ediyorsun? Cansu Taşkın'ın 2 yıldır Yılmaz Erdoğan'la birlikte izlemesine rağmen Yılmaz Erdoğan der ki 2 gün Köyceğiz'deki evimde misafir ettim. Ama öyle görüntüler ortaya çıkıyor ki sadece Köyceğiz değil, evde, kırda, plajda, her yerde birlikte olmuşlar. Hatta Cansu Taşkın'ın kız kardeşi de bu görüntüleri yayınlıyor. Hadi farz et sadece Köyceğiz'de misafir ettin. Peki güzel kardeşim, Köyceğiz'de neden bir TÜBİTAK üyesi hanımı misafir etmiyorsun? Ya da niye yazlık evinde ne bileyim ben bir milletvekili ablamızı bir yani anlatabiliyor muyum? Neden bir sarışın bombayı Köyceğiz'de? Yani Engin bilgisinden mi faydalanacaksın? Başrol mü vereceksin? Ne bileyim replik mi çalışacaksın? Niçin Cansu Taşkın? Belli kadını beğenmişsin, hoşlanmışsın. Bu arada kadın fıstık gibi de kadın. Utanılacak hiçbir yanı yok böyle bir kadınla. Bakın adam kaç? Adam şu anda 57 yaşında. Kız da şu anda 32 yaşında. Ha, kardeşi de orada evet. Kardeşiyle misafir ediyor. Ya sen 26 yaş küçük kadını bulmuşsun oraya götürmüşsün. Dediğim gibi sen manav olsan suratına bakmaz Cansu Taşkın senin. Cansu Taşkın'sa senin gibi bir sürü zengin gri tilki bulur. Cansu da senin kara kaşına kara gözüne gelmedi. Şimdi beni ilgilendirmez. Dünya düzeni böyle çalışıyor maalesef. Ben de bunun gayet güzel gözlemleyerek son 30 yılımı bu gözleme verip bu sektörün içinden geldiğim için söyleyeyim. Beni ilgilendiren kısım. Erkekler neden reddeder? Şimdi bir izleyelim. Dur, ekranı alacağım ben. Şunu. Ekranı alayım dönsün böyle. Bir yandan da ben size anlatmaya devam edeyim. Bu görüntüler sadece Köyceğiz değil. Bir sürü de görüntü var. Bulup koy artık. Yılmaz Erdoğan üniversite Hakkari doğumlu bir vatandaşımız. Kendi kökeninden, etnik kökeninden, çocuklarına ana olabilecek Belçin Bilgin de 82 doğumlu. Yani Belçin Bilgin de 15 yaş küçük Yılmaz Erdoğan da hani 25 yaş değil, 15 yaş küçük. Geç bir evlilik yapıyor. Çocuğunun anası yapıyor. Ondan sonra da yalnız ne yapıyor? Sarışın bombaya gidiyor. Cansu Taşkın da öyle böyle değil. Yani bir 88 boy falan. Kız hakikaten fizikli bir kız. Hani bakanı bir daha baktırır. Hep diyorum. Sen beraber oldun bu kızla. Bu sadece Köyceğiz değil. Zaten sonra çok daha benim bu görüntünün çok daha ilerileri, çok daha samimileri, çok daha şefkatli diyeyim ben kibarca YouTube'da olduğum için ortaya çıktı. Niye inkar edersin? Erkekler ilk eşte çocuğumun anası özelliği. 50'sinden 45'inden sonra da 3 atımlık kurşunumuz kaldı özelliği mi arıyor? Hani günümüzü gün edelim. Trilaylali trilaylaylom. Trilay, kadınlık onuru nerede? Ya bu kadınla beraber olduğun için şanslısın. Tut kolundan çıkar ortaya. Bu bir tek Türkiye'de var. Bu kadını madem beğenmiyorsun, kendine layık görmüyorsun, fazla mı gösterişli buluyorsun, fazla mı? Ne buluyorsan artık inkar edecek kadar. Bekarsın, niye inkar ediyorsun? Sen bekar bir adamsın. Şu fotoğrafların ortaya serilip de ilişkin ortaya çıkınca hem yalancı hem de Cansu Taşkın'la birlikte olur duruma düştün. Yekten sarışın bombayla birlikte olur durumuna düşseydin kimse seni ayıplamayacaktı. Neden inkar ediyorsun? Şimdi Emre Altuğ, Çağla Şikel'in eski eşi de Burcu Çağrı'yla 4 sene ilişki yaşamış sonra inkar etmişti. Şimdi bu erkeklerin dediğiyle yediği niye birlikte değil? Köyceğiz'e sen niye TÜBİTAK üyesi bir hanım çağırmıyorsun da Engin kültüründen faydalanmak için mi Cansu Taşkın'ı çağırıyorsun? Cansu Taşkın sen manav olsan sana bakar mı? Kadının ne buldu belli Ertan sen. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Erkeklerin ilk evlilikleri genelde doğum yapacak, çocuğumun anası olacak, etrafa bir saygılı dursun. Ama o kadınları da aldatıyorlar çatır çatır, o da ayrı hikaye.
Ondan sonra boşandıktan sonra da böyle iplerinden boşanıyorlar ama kendilerinin bir imajları, bir ağırlıkları, bir oturaklılıkları mı var zannediyorlar nedir? Kimi kandırdıklarını zannediyorlarsa bu tip ilişkileri de gizliyorlar. Bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Burada utanacak kişi Cansu Taşkın. Taşkın'ın kız kardeşine ben çok teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri yayınlamış, gerçeği ortaya çıkarmış. Neden yalan söylüyor ki bu adam? Kimden utanıyor ki bu adam? Ha, dediğin ne yediğin bir olacak. E gider öğretim görevlileriyle çıkarsın kardeşim. Saçları topuzlu, gözlüklü, inci küpeli. Evet dersin, benim manitam bu dersin, sevgilim bu. Toplum içinde çıkır gururla dikelirsin. Sarışın bomba seviyorsan da bu dersin. John F. Kennedy biliyorsunuz Amerikan başkanı, Marilyn Monroe ile ilişkisi yıllarca konuşuldu. İşte Marilyn Monroe'nun hatta ölümüne bile neden olduğu söylendi. John F. Kennedy'ye Amerikalı, bakın düşünün yani 50'li yıllardan bahsediyoruz, 60'lı yıllardan bahsediyoruz, yani 50 sene öncesinden bahsediyoruz. Neden bu kadar çapkınsın diye soruyor gazeteciler. Adam Amerikan başkanıyken Kennedy diyor ki, güzel kadınlara dayanamıyorum diyor. Bak başkan bunu diyor. Ve o adama toplumun güveni sarsılmıyor. Clinton Amerikan başkanıyken biliyorsunuz bir skandal daha oldu, Monica skandalı. Adam inkar etti, inkar etti, inkar etti. Sonra ortaya çıktı, tükürdüğünü yaladı falan. Bütün Amerika'nın güveni sarsıldı. E aradan 50 sene geçmiş. Daha modern olması gerekmiyor mu Amerika'nın? Evet daha moderndi ama sorun neydi biliyor musunuz? Başkan yalan söylemişti. Ben yapmadım demişti. Kennedy diyor ki bundan 60 sene önce çıkıp. Evet abi güzel kadınlara dayanamıyorum yani diyor. Diğeri diyor ki ben yapmadım ama yakalanıyor. Emre Altuğ için de Burcu Çağrı için, ben Burcu Çağrı ile de o dönem konuşma fırsatı bulmuştum. Kadınların onuruyla oynamayın. Genç, güzel, havai değil, hoş, fazla ne bileyim açık saçık fark etmez. Kadınlık onuru kadınlık onurudur. Gencecik bir kızla beraber olup o ilişkiyi inkar etmenin, şimdi Burcu Çağrı bilmiyor mu kız kardeşini bunları servis edeceğini? Hatta kız kardeşine demiştir ki ben kendim bunu servis etsem ayıp olur. Sen kanıtla kardeşim, yayınla şunları da bu da gününü görsün demiştir. Çok da haklı. Hakkari doğumlu, üniversite terk, fizik olarak da hani bir Brad Pitt olmayan Yılmaz Erdoğan, anlatabiliyor muyum? Memleketinde kalsaydı, İstanbul'a gelip üniversiteyi terk edip başarılı bir tiyatrocu, yazar vesaire neyse olmayıp da mahallesinde asbelkader bir inşaatta çalışıp inşaat şefi olsaydı Cansu Taşkın gibi birini nerede görecekti? Gazetelerde ve rüyasında değil mi? Şu an niye inkar ediyor? Şu an niye inkar ediyor? Belçin Bilgin, Ankara doğumlu karısı, üniversite mezunu, kendini geliştirmiş. Tamam o çocukların annesi olmuş. Hatta Yılmaz Erdoğan'la ikisi bir ara iyice entel dantel, İngiltereler, çocukları yurt dışında okutmalar, kültür. Ya, tamam olur merakın var, kendini geliştirdin, oldun diyelim. Ama özün bu senin. 2 yıl, 2 gün de değil. 2 yıl veya 2 gün o da fark etmez. Ha sadece yani Yılmaz Erdoğan cephesinden gelen Köyceğiz'deki evime hafta sonu davet ettim. Bir kadının bir erkekle ilişkisinin reddedilmesi erkek tarafından kadar bir kadınlık gururunu kıran başka bir şey yok. Neyini beğenmedin? Yapma. Kendine neyini yakıştıramadın Cansu Taşkın'ın? Görüşme. Yani hem ayranım dökülmesin durumu olmasın burada. Dediğin ne yediğin bir olsun. Cansu Taşkın asıl ben şaşırırım. Neyi yakıştırmış acaba kendine? Her şey mal mülk, her şey para pul gibi bir şey de söz konusu olabilir burada. Görüntüler ortaya çıktı. Kardeşi servis etti. İş ortaya çıktı kardeşim. İlişkileri varmış. Dediğinizle yediğiniz bir olsun beyler. Bu gri tilkiler, gri tilki dediğim saçların şuraları ağrır ya, griye çalar, cila yaparlar, ortaya çıkarlar falan. O zaman çocuğumun anası, ay kendi anamın sevdiği kadın değil de kadında başka özellik ararlar. Dişiliğin had safhasını ararlar. Çünkü artık birkaç kurşunları kalmıştır atılacak. Bari böyle bombalara gideyim. Zaten gençken çok çalıştık. Şimdi bunun ekmeğini yiyeyim kafası. O zaman inkar etme. Kadınların gururuyla, onuruyla oynama. Bir erkeğe en yakışan şey susmak, inkar etmek yerine tebessümle geçiştirmek veya evet 2 yıl, 2 yılsa eğer birlikte olduk demektir. Cansu Taşkın da bunun üzerine gidip
Eğer bu adamla bir daha barışırsa kardeşim, o da onun büyük ayıbı olur, büyük gurursuzluğu, onursuzluğu olur. Ben bu ülkede zaten yurt dışında öyle değil. Bir yemeğe Buket Aydın'la ilgili de konuştum, bak geçmişe. Bu konu çok önemli bir konu. Bu konu kadın erkek konusu. Bu konu kadınlık gururu, onuru konusu. Bu konu basit bir magazin konusu değil. Bunu Emre de yaptı. Çağla Şikel'in eski eşi Burcu Çağrı'yı reddetti. 4 yıllık ilişkisini. Kadınlar kendinize gelin, kendi kıymetinizi bilin kardeşim. Dediğim gibi Hakkari'den gelmiş, İnşaat Üniversitesi'ni yarım bırakmış Yılmaz Erdoğan eğer bugün tiyatro konusunda işte televizyonda başarılı olup zengin olmasaydı bu saatten sonra 2 yıllık ilişkiyi reddeden adamı tekrar hayatına alırsa onun da kadınlık gururunu büyük sorgularım. Cansu Taşkın'ın kız kardeşi bu resimleri yayınlamış, ilişkileri var 2 senedir diye. Tabii ki Cansu Taşkın'ın haberi var. Kendi yayınlamak yerine kız kardeşine yayınlatmıştır ki yani gururu kurtarsın. Bu arada 2 gün Köyceğiz'de misafir. Tekrar ediyorum. Kardeşim gel Seda teyzeni misafir et. Git TÜBİTAK'tan birini misafir et, bir hanımı. Meclisten bir milletvekili hanımı misafir et. Niye Cansu Taşkın yani? Köyceğiz'deki evinde. Bunu da sorarlar adama. Yediğiniz bir olsun, orta yaş krizinizi atlatırken genç kadınları ve kadınların gururlarını, kadınlık onurlarını harcamamaya dikkat edin. Hepinizin aslında ne olduğunu ve ne arzuladığını bütün kadınlar çok iyi biliyor. Bunu kullanabilen lehlerine çeviren kadınlar var. Bunu kullanamayan bunlardan kaçan kadınlar var. Ey saçlarının şakaklarına ak düşmüş cilayla gezen gri tilkiler. Madem genç kadın olacaksanız gurur duyun, sahip çıkın. Hiç olmazsa mevkiiniz yüzünden sizin suratınıza bakan olmuş. Ey güzel sarışın bombalar. Siz de biraz dışınızı geliştirdiğiniz kadar içinizi ve beyninizin içini geliştirin ki böyle kurtlara, tilkilere yem olmayın diyorum. Hoşça kalın, sevgilerimle, saygılarımla efendim.